ömrüm tamammış. Ne oluyor be? Benim Lale ile konuşmam lazım. Onur, bence gitmelisin buradan. Lale'nin seninle konuşacak hiçbir şeyi yok. Songül anne. Anne değil, Songül Hanım. Buyurun. Lale ile görüşmem lazım. Yani Lale'nin beni bir dinlemesi gerekiyor. Çünkü Lale beni yanlış anladı. Hiç yanlış anlaşılmış hiçbir şey yok. Gayet iyi anladık. Ve Lale seninle görüşmek istemiyor, tamam mı Onur Bey? Hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Beni mecbur bırakıyorsunuz. Anne! Kusura bakmayın. Benim Lale ile konuşmam. Üstüme iyilik sağladın burası. Ama hiç abinden bile böyle bir şey yapmayın. Yalan mı? Yalan. Ne? Ne? Saç abi böyle bir şey yapıyor muydu? Seni böyle oldu böyle sattı. Lale! Lale! Lale biraz konuşabilir miyiz lütfen? Git buradan Onur. Lale! Beni dinlemeden şuradan şuraya gitmiyorum. Lütfen. Sadece bir defa yüzüme bak ve beni dinle, tamam mı? Ben senin yüzünü bile görmek istemiyorum şu anda. Gider misin? Peki tamam o zaman. Kal orada. Kapının arkasından konuşalım. Dinleyecek misin beni? Bu saatten sonra senin söyleyeceğin hiçbir şey beni ilgilendirmiyor artık, tamam mı? Benimle konuşmak için çok geç kaldın. Lale tamam, farkındayım. Bir yolunu bulamadım, fırsatını bulamadım. Bir defa dinlersen eğer her şeyi en baştan sana anlatacağım. Ne olur. Lale! Lale lütfen, duyuyor musun beni? Kulaklıkları taktım. Müziği de sonuna kadar açtım. Senin sesini bile duymak istemiyorum. Lale yapma bana lütfen! Onur. Lütfen sen de bunu bize yapma. Komşular bizi dinlemek zorunda değil. Ne yaşıyorsak kendi içimizde yaşayalım. Kendi içimizde sindirelim. Verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür dilerim. Gel. Anneciğim sen içeri al. Gel gel. Lale! Ay 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 ay. Onurcuğum bak. Yaptığın hareketlerle, davranışlarla başımızın üstündeydi yerin, biliyorsun. O kadar güzel davranışların, hareketlerin vardı ki. Ama son yaptıklarınla maalesef hiçbir değeri kalmadı. Anlıyorsun değil mi?